Herkese merhaba, ben Tuba, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video atmıyordum. Bunun belli başlı sebeplerinden biri de koronavirüs olmam. Biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Belki bilgilenmek isteyen olabilir, nasıl bir süreç geçirdiğim ile ilgili. Semptomlarımdan bahsedeceğim, nasıl geçtiği ile ilgili konuşacağım. O zaman hemen başlıyorum. Şimdi ben bir süre önce işe girmiştim. Büyük ihtimal oradan kaptım virüsü. Başka bir seçenek göremiyorum önümde. İlk başlarda garip bir şekilde kemik ağrım vardı. Böyle omuzlarım kopacak gibi oluyordu. Ve ben bunun işten kaynaklı olduğunu düşünmüştüm. Ve kas gevşetici falan aldım. Normal bir yorgunlukmuş gibi anlamıştım. Daha sonrasında şu çok oluyordu. Hırka giyiyordum, terliyordum. Hırkayı çıkarıyordum, üşüyordum. Yani çok garip. Bunu hayatımda hiç yaşamadım. Böyle sürekli her gün sanki belirtiler artıyor gibiydi. Daha sonrasında gözlerimin içi yanıyordu. Sanki böyle 10 saat telefonla uğraşmışım da, gözlerimi çok yormuşum da öyle ağrıyordu. Gözlerimden alev fışkıracakmış gibi hissediyordum. Ve öksürmeye başladım. Öksürmeye başlayınca bu kadar semptom geçirmişim. Ben hala şey düşünüyordum açıkçası, işte soğuk algınlığı oldu. İşte o yüzden kemiklerim ağrıyor, o yüzden öksürüyorum. Ben hala böyle düşünüyordum açıkçası. Bu semptomlarım 2 gün falan sürdü. 3. gün baktım benim konuşmam değişiyor. Ben gripim, burnum akıyor. Öksürüyorum, kemiklerim ağrıyor, halsizim. Böyle her şey üst üste geldi. Dedim ben galiba koronayım. Sonrasında hastaneye gittim. Bakırköy'de bir devlet hastanesine gittim. Ama orada test yapmıyorlarmış ve ben test yapamadığım için eve gittim. Ve patronuma yazdım. Böyle böyle ben gelemeyeceğim, yarın hastayım. O da zaten bu konularda çok titiz davrandıkları için sen işte test ol, testinden sonra dinlen, öyle gelirsin falan demişti. Ertesi gün gittim ve özel bir hastanede korona testi oldum. Nasıl olduğunu biraz anlatayım. Gittim, 20-30 kişi sıra bekliyordu. Devlet hastanelerini düşünemiyorum. Özelde bile bu kadar sıra varsa gerçekten. Gittim doktorun yanına. Semptomlarımı sordu. Ben de söyledim ki ben şimdi sana test yapacağım. Eğer hani testin negatif çıkarsa bir sağlık ocağına git. Hani normal hastaysan gibisine. Ben de tamam dedim. Korkuyorum dedi. Çünkü o kadar abartılıyor ki, yani yok işte çubuğu alıyorlar, sokuyorlar, o kadar çok sokuyorlar ki işte çok kötü, yanıyor, gözün akıyor, şu oluyor, bu oluyor, acıyor, çok acıyor. Neler neler yani, her şey abartılıyor sosyal medyada garip bir şekilde. Korkma dedi, sorun olmayacak dedi. Dedim tamam. Çubuk burnumdan girdiğinde bir acı hissetmedim. Sadece huylandım ve garip bir his yani böyle. Ağzımdan girdiğinde çubukta daha hissizdi ya. Daha da iyiydi bence. Genel olarak şunu diyebilirim ki acımıyor. Acımıyor. Bir de benden önce bir kız girmişti. Benim önümdeydi sırada. Şey demişti, yok ya hiç acımıyor, millet ne kadar abartıyor falan. Neyse testimi oldum. 3 gün içinde e-nabızdan bakabilirsin dediler. Eve gittim ve ertesi gün telefonla arandım. İşte Tuba Şahin, korona pozitifsiniz. İlacınızı az sonra getiriyorum diye. Ben böyle kaldım çünkü insan bilmiyorum beklemiyor. Neyse benim karantina sürecim başladı 10 gün. İşin kötü yanı vizelerime denk geldi. Koronayım ama vizelerim var. Karantina sürecinde neler hissettiğime gelirsek de halsizlik hissettim. Gerçekten hiçbir şey yapasım yoktu. Böyle sanki omuzlarımda yük varmış gibi öksürüyordum, tat almıyordum. Arkadaşlar en kötü olayı koronanın bence tad almamak. Yediğim hiçbir yemekten tad almıyordum. Annem bana ne güzel yemekler yapıyor, kahvaltılar hazırlıyor, böyle hastayım diye iyi bakıyor bana. Ama ben hiçbirinden tad alamıyorum. Bu ne kadar kötü bir şey. Aşırı kötü bir şey. Hala eskisi kadar tat alabildiğimi düşünmüyorum. Bir de ben yemeklere aşık bir insan olduğum için bu beni çok kötü etkiledi. Zaten karantina süreci 10 gün ama 10 gün açıkça fazlasıyla yetiyor. Çünkü ben zaten 5. gün
den beri iyileştiğimi hissediyordum. Sadece dediğim gibi tadı almıyordum. Öyle burun akmam falan komple bitmişti yani. İlaç konusuna gelecek olursak da Korokin 200 mg. Bana gelen ilaç buydu. Sağlık ocağındaki doktor aradı. Zaten arkadaşlar kaç kişi aradı telefonumu? Kaç kişi yani? Gerçekten ilgililer. Bunu demem gerekiyor. Ve sürekli kontrol oluyor zaten. İki güne bir evde misin, neredesin diye arandığım da oldu. Bu ilaç geldi ve beni sağlık ocağından doktor aradığına dedi ki ne ilaç gönderdiler sana? Ben de Korokin 200 mg dedim ve bana dedi ki o ilaç artık kullanılmıyor. Çok nadir. Çünkü sanırım yaşlılarda çarpıntıya, kalp krizine neden olmuş. Dedi ki kullanma. Çarpıntı yaparsa kullanma. Ben birinci gün kullandım. İkinci gün sabah içtim. Sabah akşam çünkü. Baktım çarpıntım var. Kalbim böyle güm 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 atıyor. Dedim doktora ben kullanmayı bıraktım. Çarpıntı yapıyor. O zaman dedi sana şu ilacı yazacağım. 112'yi ara bunu iste dedi. İlacın ismini şu an hatırlamıyorum. İstedim ama ilacı göndermediler. Senin doktorun araması gerekiyor dediler. Doktor da ben arayamam öyle bir yetkim yok dedi. O zaman dedi neyin var? Bende öksürüğüm vardı. Tad almıyordum. Tad almıyorsan iyi falan dedi. Tad almayanlar çabuk atlatıyor, kolay atlatıyor dedi ki gerçekten ben kolay atlattığımı düşünüyorum. Dedi ki o zaman madem ilaçlarını göndermiyorlar ben sana ilaç yazacağım. Ve bana 8 kutu ilaç yazdı. 8 kutu bir tane de D vitamini damlası yazdı. C vitamininden tutun, antibiyotik, D vitamini, bir sürü parol, arkesçi, öksürük, balgam sökücü bir sürü ilaç yazdı bana. Hep iki tanesi bir balgam sökücü bir de C vitaminiydi. İkisi de suya atmalık. O kadar kötüydü ki bir onu içiyorum onu da içiyorum. Ve bunları sabah akşam içiyor arkadaşlar. O kadar kötüydü ki yani. Gerçekten ilaç içmekten midem bulanıyordu ki zaten ilaçların yan etkisinde sanırım mide bulantısı baş dönmesi falan varmış ki yaşadım onları da. Sabah akşam içtim. Kötüydü yani ilaç. Haplarımı düzenli bir şekilde kullandım ve sonrasında zaten karantina sürecim bitti. 3 gün falan oldu sanırım. 3 ya da 4 gün biteli. Ben iyiyim. Sadece dediğim gibi eskisi kadar tadılabildiğimi düşünmüyorum. Olacak bir şey yok. Düzelir. Düzelmezse de düzelir ya. Umarım herkes benden daha da iyi atlatır koronayı. Ve bir an önce bu koşullar biter. Maske kullanmayı bırakırız. Virüs biter. Umarım yani. Artık insanların normal görüşü bile değişti. Benim de aynı şekilde. Yani sanki maske takmak artık normal bir şeymiş gibi geliyor. Dizi izliyorum mesela bakıyorum. İnsanlarda maske yok böyle şaşırıyorum. Ama oysa o dizi 2 sene önceki dizi. Yapacak bir şey yok ama alışmak zorundayız düzelmesi için. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum, görüşürüz.